olmuş. Bildiğimiz gibi son zamanlarda projeli, planlı bir şekilde İslam dinine, İslam'ın değerlerine, mukaddeslerine her gün yeni bir saldırı yapmakta ve gün be gün bunu planlı, projeli bir şekilde gündeme getirip İslami mukaddesine saldırılar düzenlemektedir. En son yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Aşkları Vakfı tarafından düzenledikleri Mevlana'nın 747. gecesi münasebetiyle Şeb-i Aruz etkinliğinde yeni bir skandalı imza atarak kadın erkek sema gösterisi yapılmasını ve Kur'an-ı Kerim'den Aşr-ı Şerif'in Türkçe okunmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı Batman Diyanet'ten Şube Başkanı olarak şiddetle kınıyorum. Tiyatro gösterisine benzer bu durum halkının %99'u Müslüman olan ülkemizde sergilenen bu çağ dışı maksatlı menfur ve iğrenç senaryo yine kitabımıza yapılan büyük bir saygısızlıktır. Haddini bilmemeliktir. Kabul edilemez bir vahşettir bu. İslam'ın mukaddes değerlerine ve Müslümanlara saldırı görevini üstlenen bu çirkin ve din düşmanı karanlık zihniyet tarihinde onlarca Müslümanı inancı yüzünden idam etmiş veya cezaevine koymuştur. Milli mücadele döneminde dahi vermediğimiz kayıpları o gereksiz batı zihniyeti uğruna binlerce alimi astılar. İnananlar şapka takmadıkları için asıldı. Müslümanlar onların bu dinsiz düzenlerine karşı çıktığı için hain ilan edilip yok edildi. Kur'an okumak yasaklandı. Kur'an öğreten ihbar edilince 6 ay hapis yatardı. Halk gizlice dağlarda, mağaralarda ve ahırlarda Kur'an öğrenirdi. Hac ibadeti yasaklandı. Ezan yasaklandı. 1932 tarihinden 1950 tarihine kadar 18 yıl boyunca kesintisiz olarak ezan Türkçe okundu. Halkı fakirleştirdiler. Her tarafa heykel diktirdiler. Değerli arkadaşlar, münker şeylerin yayılmasına engel olmaya çalışmak cihattır. Hakkın hatırını her şeyin üstünde tutmak ve hak sözü söylemek konusunda ibadetlerimize fesat karıştıran zalimlere karşı hakkı savunmak, korkmadan hareket etmek Müslümanın ahlakıdır. Bugün lüks ve konforlu bir hayat yaşayan, başkasının dünyası için ahiret hayatını satan, sıkışınca yalan söyleyebilen, dara düşünce faiz yiyebilen, yeri gelince haram yemekten çekinmeyen, ithal mal gibi dış görünüşü muhteşem, direnci dayanıklı, ahlaki etkisi düşük, batı güdümlü bir Müslümanlık anlayışına teslim olmuş bir nesil türemiştir. Müminler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden taviz vermemelidirler. Tasarruftan, sabırdan, şükürden, mütevazilikten ve Peygamber Efendimizin açlıktan karnına taş bağladığından bahseden sözde dava adamları müminleri unutmaya çalışmaktadırlar. Müminler Allah'ın dinine sahip çıkmalıdır. Devleti yönetenler duyarlı olmalıdırlar. İslam'ın mukaddes değerleri yasa ile kanunla koruma altına almalı ve İslam'a, Peygamber'e ve Kur'an-ı Kerim'e dil uzatanlar en ağır bir şekilde cezalandırmalıdırlar. Yıllar boyunca Müslüman halkımıza kan kusturan, dini değerlere savaş açan yasakçı zihniyetin hala halkın karşısına çıkarak ülkenin yönetimine talip olması izahı zor bir gerçektir. Halkımız buna
asla müsaade etmeyecektir. Diyanetsel Batman şubesi olarak bu gibi çirkin saldırı, İslam'ın mukaddesine yapılan çirkin hesaplarını şiddetle lanetliyor ve bu zihniyetin karşısında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. Teşekkür ederim.